Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bi adedi zerratil kainat ve murekkebatiha ve tesbihatiha ve tehlilatiha ve ibadatiha. اللهم زدنا علما وفهما وآتنا نعمة ظاهرة ونعمة باطنة. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade eylesin inşallah. Bismihi Subhanehu 29. lem'adan 2. bab. Bu 2. bab elhamdülillah hakkındadır. İkinci bab ile tabir edilen şu risalecikte elhamdülillah cümlesini insanlara dedirten imanın sonsuz fayda ve nurlarından yalnız 9 tane beyan edilecektir. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci nokta. Evvela iki şey ihtar edilecektir. Bir, felsefe her şeyi çirkin, korkunç gösteren siyah bir gözlüktür. İman ise her şeyi güzel, ünsiyetli, şeffaf gösteren berrak, nurani bir gözlüktür. İki, bütün mahlukatla alakadar ve her şeyle bir nevi alışverişi olan ve kendisini abluka eden şeyler ile lafzen ve manen görüşmek, konuşmak, komşuluk etmeye hilkaten mecbur olan insanın sağ, sol, ön, arka, alt, üst olmak üzere 6 ciheti vardır. İnsan mezkür 2 gözlüğü gözüne takmakla mezkur cihetlerde bulunan mahlukatı, ahvali görebilir. Yirmi dokuzuncu lem'adan ikinci bab, bu bab elhamdülillah hakkındadır. Hamdin kısa manası, en kısa ve mücmel manasını üstadımız başka bir risalede şöyle ifade buyuruyor. Her kimden her kime karşı olsa, hangi maksat ve sebeple olursa olsun, o Zat-ı Zülcelal'e mahsustur ki her kimden her kime ve hangi maksatla medihler olursa olsun o Zat layıktır ona ki ona Allah denilir, Allah tabir edilir. Yani kimden kime bir kafir bir kafiri medhetse, imandan yoksun bir insan bir çiçeği medhetse, semavatı medhetse, iman nimetinden yoksun bir doktor İnsan bedenini medhetse yine sonuç itibarıyla o medih Cenab-ı Hakk'a gidiyor. Kim kime hangi maksatla yaparsa yapsın sonuç itibarıyla o medih Cenab-ı Hakk'a gider. Şimdi imanın sonsuz fayda ve nurlarından üstadımız yalnız 9 tanesini beyan edeceğiz ifade ediyor. Şu kırmızı. Birinci nokta, evvela iki şey ihtar edilecektir. Bir, felsefe her şeyi çirkin, korkunç gösteren siyah bir gözlüktür. Şimdi, şuraya geçmeden, Risale-i Nur'un başka bir yerinde kısa bir izah, aklıma geliyor buna bir temel olur, bir mukaddime hükmüne geçer. Dinden maksat, İslamiyet'ten maksat, imandan maksat, insanı her an Allah'la beraber olmaya, her an Allah'la birlikte olmaya bir vesiledir. Her şey. Yani dinin bütün kural ve kaideleri insanı Allah'a yaklaştırmak içindir. Allah'ı bilmek ve tanıttırmak içindir. İmanın bütün hükümleri insanı Allah'a yaklaştırmak içindir. Hani sahabe döneminde biz bunu çok net görüyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam
günün her bir noktasında, her olayını, her hadisesini Cenab-ı Hakk'a dayandırmıştır. Yani evden çıkarken okunacak duaları görürsünüz. Eve girerken okunacak duaları görürsünüz. Yemek yerken okunacak dua. Lavaboya girerken çıkarken okunacak dua. Nedir bunlar? Her fiili Cenab-ı Hakk'a dayandırmak. Yani bir fiili, basit bir fiil olmaktan çıkarıp seni Allah'a yaklaştıracak vesileleri din önümüze seriyor. Şimdi burada da üstadımız bize öyle bir gözlük çiziyor ki, birkaç ciheti üstadımız sayıyor, 6 ciheti ifade ediyor. Bu 6 cihete bakarken, iman gözlüğüyle bakmanın insana vermiş olduğu güzellik, küfür gözlüğüyle bakmanın da insana vermiş olduğu ızdırap ifade ediliyor. Birincisinden başlayalım. Felsefe her şeyi çirkin gösteren siyah bir gözlüktür. İman ise her şeyi güzel, ünsiyetli, gösteren şeffaf, berrak, nurani bir gözlüktür. Şimdi dış alem ne kadar güzel olursa olsun, baktığımız nesne ne kadar manevi yüklü olursa olsun, siyah bir gözlükle bakan bir insan arkasını net göremez, onunla ilgili fikir yürütemez. Nitekim kainata ehli iman da bakmıştır. Bunun kemal noktasında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bakmıştır. Kainatı konuşturmuştur. Üstadın ifadesiyle o imanın gözlüğüyle kainatı akıl odamıza getirip misafir etmekteyiz. Orada teemmel sutûrel kainat fe innehâ minel meleil e'la ileyke resail. Kainatın satırlarını derinden derine tetkik et. Çünkü onlar sana meleği ağladan gönderilen mektuplardır. Ya, akıl odasına misafir edip onu bir kitap gibi okumaktayız. Bu iman gözlüğüyle oluyor. İmanla bakınca her şeyden bir mana çıkarıyorsun. Çünkü kitabın her bir harfi, her bir kelimesi, her bir cümlesi birbirini tamamlar niteliktedir. Her birisi bir mana için vardır. A benim yanına bir maksat için gelmiştir. Güneş insanla beraber bir maksat için gelmiştir. Kainat bir maksadı ifade etmek için bir kitabın harfleri gibi dizilmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bakışıyla böyle. Fakat küfrün bakışıyla, Allah muhafaza etsin, bakıldığı zaman kainat manasızlığa, abesiyete inkılap ediyor. Niçin? Çünkü arkası görünmüyor. Üstad çok güzel ifade etti. Her şeyi çirkin, korkunç gösteren siyah bir gözlüktür. Cenab-ı Hak küfürden muhafaza etsin, imanın zevkini ve güzelliğini kalp ve ruhumuza tattırsın inşallah. Bütün mahlukatla alakadar ve her şeyle bir nevi alışverişi olan ve kendisini abluka eden şeyler ile lafzen ve manen görüşmek, komşuluk etmeye hilkaten mecbur olan insanın sağ, sol, ön, arka, alt, üst olmak üzere 6 ciheti vardır. İnsanın yaratılış itibarıyla bütün kainatla irtibatı vardır. Ozon tabakasıyla irtibatı var. Atmosferle irtibatı var. Galaksilerle irtibatı var. Baharla irtibatı var. Yani sair hayvanata nispeten insanın bütün kainatla irtibatı var. Çünkü hayvanat koordinatları çok dar şekilde halk edilmiş. Sadece kendiyle alakası var. Bir de eğer vazife olarak verilmiş ise belli bir müddet evladıyla vazifesi var. Onun dışında kainatla çok fazla bir irtibatı yok. Fakat insanın koordinatları öyle geniş ki Cenab-ı Hak insanı öyle bir cami nusha suretinde halk etmiştir ki adeta bütün kainattan bir parça, bir numune insanın cevherine emanet olarak bırakılmıştır diyor üstadımız. İşaretul İcaz'da. Eğer insan diyor maddi ve manevi bütün uzuvlarını Cenab-ı Hakk'ın emrettiği yere sarf etmekle şükrü örfi ifa eder ise, şükrü örfi yani hangi ağza niçin yaratılmış ise
o vazifesini ifa etmek manası. Hangi azayı nerede kullanmak gerekiyor ise oraya sevk etmek şükrü örfi ifa etmek demektir. Eğer öyle olursa diyor insan adeta bütün kainata açılan pencereler şekline girer. Yani hafıza levh-i mahfuza açılan bir pencere olur. Hayal alem-i misale açılan bir pencere olur. Kalp bütün kainata açılan bir pencere olur. Alemi gayba, alemi şehadetten alemi gayba intikal edecek bir surete girer insan. Eğer maddi manevi bütün uzuvlarını emredilen yerde kullanır ise. Şimdi insan böyle geniş bir durumdayken muhatap olduğu şeyleri iman gözlüğüyle görmesi veya küfür gözlüğüyle görmesi gibi iki durumla karşı karşıyadır. Üstad ikisini karşılıklı kıyaslıyor. Sağ cihet. Bu cihetten maksat geçmiş zamandır. Binaen aleyh felsefe gözlüğüyle sağ cihete bakıldığı zaman mazi ülkesinin kıyameti kopmuş, altı üstüne çevrilmiş. Karanlıklı, korkunç, büyük bir mezaristanı andıran bir şekilde görünecektir. Ve bu görünüşte insan pek büyük bir dehşete, vahşete, meyusiyete maruz kaldığında şüphe yoktur. Tabi görmeyi tarif ederlerken bir maddeyi, bir cismi görmek için üç şeyin lazım olduğunu ifade ederler. Bunun birincisi görecek göz. Her şey hazır olsa, görülecek şey hazır olsa, ışık da olsa, göz olmazsa görme gerçekleşmez. Göz var, görülecek cisim var, ışık yok. Yine görme gerçekleşmez. Işık var, göz var, madde yok, yine olmaz. O zaman bir şeyin net görülebilmesi için bu üçünün beraber olması icap eder. Aynen bunun gibi vahyin nuruyla bakan insanlar bu üç şeyi tamamlamış olarak bakıyorlar. Hani mesela üstadımız insanı öyle bir tarif ediyor ki, öyle güzel bir insan tarifi yapıyor ki, evet insan hakikaten budur. Bütün kainat içerisinde en müşerref olarak halk edilen, en mükerrem olarak halk edilen insan hakikaten ancak böyle tarif edilir diyorsun. Niçin? Görecek göz var, vahyin nuruyla nurlanmış bir akıl var, bir de hikmetle, ilimle, kudretle yaratılmış bir masnuat alemi var. İşte üstadımız bakınca insanı böyle tarif etmiş. Öbür taraftan dönüp bakıyorsunuz, Jean-Paul Sartre gibi bir nihilist bir zat kalkıp insanı tarif ederken ne diyor? İnsan şu zalim dünya ortasına atılmış, çifte sürülmüş öküz gibi ölümü bekleyen zavallı bir varlıktır. Kendini tarif etmiş yani. Böyle bakmış. Çünkü imanın gözlüğüyle, imanın nuruyla bakamamış. İnsan şu zalim dünya ortasına atılmış, çifte sürülmüş öküz gibi ölümü bekleyen zavallı bir varlıktır. Çünkü kendini böyle görmüş. Gözlük siyah. Sen tarif ediyorsun, bak kardeşim şurada güzel bir saat var diyorsun. Abi nerede saat diyor ya, orada bir karartı görüyorum ben. Ya mübarek çıkar şu gözlüğü, sen de göreceksin. Bak müthiş bir manzara var kardeşim, gecenin ortasında ne manzarası diyor ya. Çıkar şu gözlüğünü sen de gör. Yani hep böyle, tarih boyunca hep böyle olmuş. Peygamberler gelmişler, bakınız ahiret görünüyor demişler. Bakınız bu dünyanın arkasında hakiki alem görünüyor demişler. Nerede demişler? Kim gitmiş de kafası kırık gelmiş? Gözlüğünü bir çıkaracak ki. İman öyle herkese nasip olacak basit türden şeyler değil. Müthiş bir nimettir. Cenab-ı Hak en sevdiği kullarına nasip ediyor. İman gözlüğüyle bakılan bir kainatta öyle manalar gizlidir ki, yaz yaz bitmez manalarla gizlidir. Nihayetsiz ilimlerin içinde bulunduğu bir kitap haline dönüşür. Sırlı bir kitap haline dönüşür. Fakat küfrün gözlüğüyle bakıldığı zaman
her taraf simsiyah olur, kendini bile göremez. Kendini okumaktan aciz kalır. Halbuki kainatın tamamı mana yüklüdür. İşte burada da sağ cihetten maksat mazi ülkesi. Korkunç siyah bir gözlükle bakıldığı zaman mazi ülkesinin kıyameti kopmuş, altı üstüne çevrilmiş, karanlıklı, korkunç büyük bir mezaristanı andıran bir şekilde görünecektir. Bizden önce yaşayan bütün insanları öyle bir hayal edin ki kocaman bir mezaristan, hepsi oraya göçüp gitmişler. Hepsi orada yokluk ülkesinde yokluğa adım atmışlar ve bitmişler. Öyle korkunç bir görüntüdür ki bu. Tarihe her şeyleriyle imza atan insanlar, koca koca toplulukları arkasında sürükleyen insanlar o mezaristana girip çürümüşler, kaybolmuşlar. Bu görünüşte insan pek büyük bir dehşete, vahşete, meyusiyete maruz kaldığında şüphe yoktur. Fakat iman gözlüğüyle o cihete bakıldığı zaman, hakikaten o ülkenin altı üstüne çevrilmiş bir şekilde görünse de can telefi yoktur. İman gözlüğüyle bakılınca evet, hakikaten o ülkenin altı üstüne çevrilmiş, üstü altına çevrilmiş, üstündekiler alta geçmişler. Fakat can telefi yoktur. Sadece başka bir aleme göçmek vardır. Birazdan üstadımız tekrar onu farklı bir cihetle açacak. Zindan-ı dünyadan bostan-ı cinana geçmektir. Can telefi yoktur. Nurani bir aleme nakledilmiş oldukları anlaşılıyor. Ve o kabirler, çukurlar da nurani bir aleme girmek için kazılan yeraltı tünelleri şeklinde telakki edilecektir. Ne güzel bir şey. Yani bundan başka insanı hangi şey tatmin edebilir? Kabirleri yeraltı tünelleri gibi görmek. Oradan başka bir aleme gitmek için kazılmış tüneller hükmünde görmek. Bunun ötesinde bir şey insanı tatmin edemez ki. Demek imanın insanlara verdiği surur, ferahlık, itminan, inşirah, binlerce elhamdülillah dedirten bir nimettir. Şimdi tabii şöyle bir noktadan meseleleri değerlendirmek icap ediyor. İnsanın iradesi dışında gerçekleşen bütün hadisat el hayru fi mehtarehullah, hayır Cenab-ı Hakk'ın irade ettiği, dilediği şeydedir manasıyla değerlendirmek icap ediyor. Şöyle birazcık bir geçmişe gitsek, üstadımız Mesnevi Nuriye'de güzel birkaç cümle ifade ediyor. Ana rahmindeyken, tıfl iken bizi besleyen bir Allah var. İrademiz dışında bizde hükmeden ve tasarruf eden bir Allah var. İnsan ana rahmindeyken şöyle bir irade verilse, konuşma verilse, güç kuvvet verilse, ta zerreden insanlık haline gelinceye kadar o kadar çok tasarruflar yapılıyor ki, dünyaya geleceğini bilmeyen bir insan, dümdüz bir yüz, Cenab-ı Hak ağzı yararken itiraz edecektik. Ya ne oluyor? Ya Rabbi benim buramı niye yardın? Ne yarayacak ki bu? Güzel bir şekilde dümdüz duruyordu. Bak, Cenab-ı Hak bizim itirazımıza bakmadan yine ağzımızı yaracaktı. Biz geldik baktık ki yarık ağız daha faydalıymış. Ne güzel yapmış ya. Elhamdülillah. Bir hamd icap ediyor. Allah ayaklarımızı ikiye ayırdı. İki bacak çıktı. Oradayken itiraz edecektik. Ne oluyor? Allah bizi yarıya kadar yardım. Ne oldu? Ne oluyor? Bunlar başka bir alemde sana faydalı olacaktır. Gözü deldi, kulağı deldi, ağzımıza kemikleri koydu. Bir garip şeyler oldu yani orada. İtiraz edecektik her safhasında. Fakat dünyaya geldik, baktık ki Allah ne yapmışsa güzel yapmış. Ta oradan buraya kadar gelin.
buraya kadar her şeyi hikmetli, en güzel şekilde yapan bir Allah, insanı buraya getirdikten sonra mazi ülkesine defnedip kaybettirir mi yani? Böyle bir mantık olabilir mi? Sonuna kadar nihayetsiz bir şefkat ve merhametle muamele edecek bir Zat-ı Zülcelal, insanı mazi ülkesinde defnetmeyecektir. Orada sonsuzluğa, sonsuz Adem'e terk etmeyecektir. Belli ki başka bir mana var, biz göremiyoruz. O zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam getirip bizim gözümüze iman gözlüğünü taktığı an, biz de bakıyoruz ki evet, hakikaten mazi ülkesi, Üstad ne güzel bir tabir kullandı, mazi ülkesi. Orası da bir ülke ama mazi ülkesi, adı öyle. Şimdi bir adam Türkiye'den çıktı mı vefat etmiyor ki. Türkiye'den çıktı mı ya Almanya'ya iniyor, ya başka bir memlekete veya başka birine. Neticede buradan ayrılmış oluyor ama bize göre vefat etmiş oluyor. Ha, buradan ayrılması vefat değildir. Başka bir aleme gitmektir. Şekli farklı sadece, şeklini de üstadımız güzel tarif ediyor. Ruhun eskimiş bedeni terk edip, eskimiş elbiseyi terk edip yeni bir elbise almasıdır. Başka bir şey değil. Çünkü bir müddet sonra elbise eskiyor. Göz görmemeye başlıyor. Ayak yürümemeye başlıyor. Mide gıdalardan zevk almamaya başlıyor. Daha önceden sana keyif ve lezzet veren hayatın tekalifi sana zahmet vermeye başlıyor. Yani şu elbise ruha cevap veremeyecek duruma geliyor. Cenab-ı Hak rahmet ve merhametinden o elbiseden çıkarıyor, yeni bir elbise giydiriyor. Mazi ülkesine öyle gönderiyor. O da bir ülke. Oraya geçerken her ülkenin kendine göre bir farklı standartları vardır. Oraya geçerken Cenab-ı Hak bu elbiseyle götürmüyor. Çünkü bu elbise orada işe yaramayacaktır yani. Israr etmenin bir gereği yok. Biz götürüp tabii elbiseyi gömünce müthiş sıkıntılar bizde meydana geliyor. Sanki adam oradaymış gibi. O bir elbisedir yani. Ruhun eskimiş bir elbisesidir. Bu gözlükle bakınca iman nimetine binler elhamdülillahları söylemek durumunda kalıyoruz. Sol cihet, yani gelecek zamana felsefe gözlüğüyle bakıldığı zaman bizleri çürütecek, yılan ve akreplere yedirip imha edecek, zulumatlı, korkunç, büyük bir kabir şeklinde görünecektir. Küfrün gözlüğüyle, siyah gözlükle bakılınca hakikaten istikbal dünyası ızdırap veren bir noktaya gelmiş oluyor. Yani gidin, vefat edecek olan bir insana teselli verin. Şu gözlüğü, iman gözlüğünü çıkarın. Nasıl teselli edeceksiniz? Şöyle imanla ilgili teselleri bir tarafa bırakalım. Vefat etmek üzere olan yaşlı birisine ne diyeceğiz biz? Bey amca, sen artık zaten yeteri kadar yaşadın. Yeter yani, artık gitsen de bir şey olmaz yani. Gitmen lazım artık yani, müddiyeceksin yani. Veya bey amca, senden sonra maşallah seni temsil edecek evlatların var, sen rahat rahat vefat edebilirsin. Ne var ki bunda yani, zaten yıllarca yaşadın. Bak ne kadar sönük kaçıyor yani. Gidince ne teselli veriyorsun? Ya bey amca, sen bu kadar zahmetler dünyasından rahmetler dünyasına gidiyorsun. Bey amca, sen ne sıkıntı çekiyorsun ki? Cenab-ı Hak seni zahmetten kurtaracaksa, seni terhis edecek ise, terhis edilen bir asker rahatsızlık duyar mı? Hiç görmedik şu ana kadar. Nadiren böyle garip insanlar çıkıyor, onlar parantez içine alınıyor. Fakat normal şartlarda bir insan terhis gününü dört gözle bekler. Hatta adam rica ediyor, normalde diyelim ki yarın pazar diyelim, pazara göre konuşalım. Pazar günü terhis olacak ise, ya komutanım benimkini gece üçten verebilir misin? Mübarek dur bakalım, nereye gidiyorsun? O benimkini biraz geceden verseniz iyi olur diyor. Niye? Terhis güzel bir şeydir. Vazifesini bitirmiş bir askerin hürriyetlerini elde ettiği, keyif ve lezzet duyduğu bir aleme gitmektir. Üstadımız aynısını ölüm için ifade ediyor. Bir terhistir diyor ölüm. Cenab-ı Hak bizi terhis edecekse, şu zahmetler ülkesinden rahmetler ülkesine götürecek ise niçin ızdırap duyalım? Tabi
şöyle bir misal aklıma geldi, bir kitapta okumuştum. Diyor ki, komünist liderlerden bir zatı ölüm döşeğindeyken ziyaret ediyorlar arkadaşları. Onu şöyle teselli ediyorlar. Diyorlar ki, yoldaş, sen rahat rahat ölebilirsin diyorlar. Senin davanı, senin arkadaşların ve bizler yeryüzünde hakim kılacağız. Tarihler seni alkışlayacak. Sen rahat rahat ölebilirsin, rahat rahat gözlerini kapatabilirsin diyor. Deyince yatağından bir fırlıyor. Diyor ki, ben toprak altında çürüdükten sonra, yok olduktan sonra tarihler beni alkışlasa neye yarar? Arkasından şöyle bir cümle ifade ediyor. Biz milyonlarca insanın ölümüne sebep olduk. Şu ana kadar değil ama şu anda içimden bir his, birisinin, birilerinin bizi yargılayacağını ifade ediyor. Çünkü biz çok zulmettik ve kimse bize hesap sormadı ve gidiyoruz. Ben inanıyorum ki bir yere gideceğiz ve oradan bunun hesabını bizden soracaklar. Şimdi buna teselliye bakın şimdi. Tarihler seni alkışlayacaklar, sen ölebilirsin. Hiç böyle bir şey olur mu ya? Yaşlı insanları bazen ziyaret ediyoruz. Onlar bizi teselli ediyor. Ya gelmiyor mu diyor. Kim gelmiyor amca? Azrail aleyhisselam diyor. Bütün arkadaşları aldı, bizi almıyor diyor ya. Ya bu şeye benziyor. Otobüse binecekler, memlekete gidecekler. Sıra ona gelmiş, ya beni de niye almıyorsunuz? Daha hadi sıra bana gelmedi mi gibi söylüyorlar. Bunu dedirten, bu rahatlığı veren imanın sonsuz güzelliğidir. İşte imanın bu bakış açısını kazandırmasından dolayı binler elhamdülillah lazımdır. Hakikaten o korkunç kabre adım adım yaklaşan bir insana başka ne diyebiliriz biz? Ancak imanın gözlüğünü takarak o güzel alemleri onlara gösterebiliriz. Bir paydostur diyor üstadımız. Akşama kadar adam çalışmış, gariban. Zil sesini bekliyor, bir zil sesi bir çalsa da bir gitsek ya. Nereye gidecek? Evine gidecek. Rahat edecek. Azrail aleyhisselamın gelmesi de bir zil sesidir yani. Başka bir şey değil. Bizi esas ürküten şey elbiseyle ilgili yapılan işlemler. Sırtında taşıyorlar, götürüyorlar, toprağın altına koyuyorlar. Vay be, toprağın altında artık ne yapacak? Yağmurdur, çamurdur, yılandır, çıyandır. Çok garip bir şekilde elbiseyle ilgili sıkıntıya giriyoruz. O bizim işimiz değil ki. Üstad ülke tabirini kullanıyor. O ülkeye gideceğiz. Üst cihet, yani semavat cihetine felsefeyle bakan bir adam, şu sonsuz boşlukta milyarlarca yıldız ve kürelerin at koşusu gibi veya askeri bir manevra gibi yaptıkları pek süratli ve muhtelif hareketlerinden büyük bir dehşete, vahşete, korkuya maruz kalacaktır. Bu da hakikaten çok dehşetli bir şey. Üstadımız ifade ediyor. Bir zaman Amerika bundan titredi diyor. Kuyruklu yıldız gelip dünyamıza çarpar mı acaba? Hakikaten nihayetsiz bir boşlukta yapılan o nihayetsiz manevralar, muhteşem faaliyetler iman gözlüğüyle bakılmadığı zaman insanı korkutuyor. Öyle bir, üç, beş sayılacak şeyler değil ki. Milyar çarpı milyar yıldızlar, galaksiler, gezegenler birbirlerinin içinde geçip gidiyor, dönüyorlar. Bunlara iman gözlüğüyle bakılmadığı zaman illa birisi gelip bize çarpacak veya biz gidip birisine çarpacağız yani. Tabi imanla bakınca hakikaten insan o kadar rahat ediyor ki, üstadımız eski eserlerinin bir tanesinde şöyle bir misal veriyor. Tren eski zamanda olmadığından dolayı bundan bir 300-500 bin yıl öncesine şu treni alıp oraya götürün. Farz edelim ki öyle bir imkanımız var. Treni aldık, 1000 yıl öncesine, 2000 yıl öncesine götürdük.
Tabii o zamanların meşhur kahramanlarından üstadın verdiği misalleri söyleyeyim. Herkül-i Yunani, Rüstem-i İrani. Zal oğlu Rüstem meşhur. Anlatırlar. Efsane bir adamdır. Yürürken yeri yararak yürür falan böyle. Tabirleri kullanılır. Herkül bilinen meşhur bir kahraman. Diyor ki bir o ikisini getirin diyor, rayların kenarına koyun. Bir de şu zamanda yaşayan bir çocuğu, treni bilen bir çocuğu getirin, rayların kenarına koyun. İkisini uzaktan seyredin ve treni hareket ettirin. Tren uzaktan öyle bir gelir ki, korkunç sesiyle, ışıklarıyla öyle bir gelir ki diyor, o Rüstem-i İrani ile Herkül-i Yunani diyor, 1000 metreden fazla kaçacaklar. Gözlerinde ateş olan çok kocaman bir canavar gibi görecekler. 1000 metreden fazla kaçacaklar diyor. Fakat o çocuk diyor, kahramancıklığıyla der ki, öyle bağırmanla beni korkutamazsın. Senin dizginin seni kullananın elindedir. Sen gelip şuradan geçmeye mecbursun. Öyle kafana göre gidemezsin sen ya. Senin dizginin başkasının elinde. Öyle bağırmakla, çağırmakla beni korkutamazsın. Orada durur, hiçbir yere gitmez. Zaten hakikaten öyledir. O raylarda gitmeye mecburdur. Gelir, önünden geçer gider. Aynen bunun gibi bu misali getirin, semavata uygulayın. İman gözlüğüyle bakılmadığı zaman koca koca bilim adamları titremişler. Kuyruklu yıldız geliyor, geldi, gelecek, bize çarpıyor diye adamların uykuları kaçmış günlerce. Köydeki bir Allah inancı olan bir insan yatıyor. Hayırdır, sen ne yapıyorsun? Ne oluyor ki ya? Allah müsaade etti mi olur, etmedi mi olmaz. Bununla ilgili bir misal ifade edilir. Adamın bir tanesi yolda giderken, affedersiniz, böyle bir pisliğin içerisindeki böcekleri görüyor. Böyle biraz tiksinince, ya Rabbi demiş, sen bunları hangi hikmete binaen yarattın? Yani bunlar niye var gibi böyle itirazvari bir şey olmuş. Aradan bir zaman geçmiş, hastalanmış. Tabii şimdiki gibi ilaçlar, eczaneler yok. Birine gidiyor, getiriyorlar. Diyorlar ki senin hastalığının çaresi vardır. Nedir? Şu hayvanları ezip yiyeceksin. Öyle deyince aklına geliyor. Kesinlikle diyor, doğrudur diyor. Çünkü ben böyle bir şey yapmıştım diyor. Ve yiyor, iyileşiyor. Aradan zaman geçiyor. Bir geminin içerisinde dalga gemiyi bir o tarafa götürür, bir bu tarafa. Müthiş sallanıyor gemi. Herkes vaveylalar, bağırtılar, çağırtılar. Bakıyorlar ki bir tanesi ayak ayak üstüne atmış. Gidiyorlar, diyorlar ya sen deli misin ya, sen ne yapıyorsun? Ya biz batıyoruz diyorlar. Ben diyor bir defa Allah'ın işine karıştım diyor, bana böcek yedirdi diyor. O günden beri hiç karışmıyorum diyor. O gözlükle bakmış, öyle rahat etmiş. Şimdi semavata cahil bile olsa, hiç ilmi bile olmasa, ki cehalet kavramı biraz farklıdır. Biz cahil demeyelim, okumamış olsa diyelim. Çünkü cehaletle ilim birbirinden çok farklı şeylerdir. Hiç okumamış olur ama müthiş ilim sahibi olur. Köyde olan okumamış bir gariban köylü rahat rahat yatağında yatıyor. Öbürü dışarıda çadırlarda yatıyor. Hayırdır? Kuyruklu yıldız geliyor. Sanki kuyruklu yıldız gelse dışarıdayken bir şey olmayacak. Fakat imanlı bir adam baktığı vakit o garip acip manevranın bir kumandanın emriyle nezareti altında yapıldığı gibi semavat alemini tezyin eden ve o yıldızların bize de ziyadar kandiller şeklinde olduklarını görecek ve o atlar koşusunda korku dehşet değil, ünsiyet ve muhabbet edecektir. Alemi semavatı şöyle tasvir eden İman nimetine elbette binlerce elhamdülillah söylemek lazımdır. Alt cihet, yani arz alemine felsefe gözüyle bakan insan, küre-i arzı başı boş, yularsız, şemsin etrafında serseri gezen bir hayvan gibi veya tahtası kırık, kaptansız bir kayık gibi görür ve dehşete, telaşa düşer. Bir hayvandan daha büyük bir varlığın üzerindeyiz. Adamın bir tanesi ilk defa
deveye biniyor. Tabii deve nasıl gider, ne şekilde gider bilmiyorum. Bir biniyor, binince deve o tarafa bu tarafa bir koşturmaya başlıyor ki adam korkudan perişan oluyor. Dönüp arkasına da diyor ki, deseler ki Hassu nereye gitti? Deyin ki o bindi bir alamete, eğri büğrü gitti kıyamete. Yani daha bunun nerede, ne şekilde duracağı belli değil. Garip bir gidişi var yani. Nasıl durduracağını bilmiyor, nerede duracağını bilmiyor. Şimdi arkadaşlar öyle basit bir hayvanın üzerinde değiliz. Nihayetsiz bir boşlukta müthiş bir suratla dönen bir dünyanın üzerindeyiz. Bütün hayallerimiz bu gezen dünyanın üzerinde. Baharlar bu dünyanın üzerinde meydana geliyor. Küçücük bir top, hepimiz üzerinde oturuyoruz. Hayallerimiz orada, keyiflerimiz orada, sıkıntılarımız orada. Vefat edenler orada vefat ediyorlar. Yeni dünyaya gelenler orada geliyorlar. Dönen bir top yani, başka bir şey değil. Küfrün gözlüğüyle bakıldığı zaman nerede duracağı, ne olacağı belli değil ki. Kumandanı yok, yuları birinin elinde değil. O zaman nihayetsiz bir sıkıntı, ızdırap duymaya başlar işte. Fakat imanın gözlüğüyle bakınca arzın rahmani bir sefine olup Allah'ın mükemmel surette halk etmiş olduğu bir gemi olduğu, Allah'ın kumandası altında bütün me'kulat, bütün yiyecekler, meşrubat, içecekler, melbusatıyla beraber, giyilecek elbiseleriyle beraber, nev-i beşeri tenezzüh için, bir keyif için bir boğaz turu yapıyoruz ya, öyle etrafı görüyoruz, güzellikleri seyrediyoruz. Tüm kainattaki güzellikleri seyrettirmek için Cenab-ı Hak tenezzüh ettiriyor. Şemsin etrafında gezdiren bir sefine şeklinde görür. Ve imandan neş'et eden şu büyük nimete büyük büyük elhamdülillahları söylemeye başlar. Kısa iki şey kaldı inşallah. 6 dakikaya kadar bitireceğiz. Ön cihet, felsefeci bir adam bu cihete bakarsa görür ki bütün canlı mahlukat, insan olsun, hayvan olsun, kafile be kafile büyük bir süratle o cihete gidip kaybolurlar. Yani Adem'e gider yok olurlar. Yani kendisinin de o yolun yolcusu olduğunu bildiğinden, teessüründen çıldıracak bir hale gelir. Şimdi Cenab-ı Hak rahmet ve merhametinden tek tek alıyor. Böyle bazen toplu olunca 10 kişi, 20 kişi, 100 kişi, 1000 kişi bütün dünyayı meşgul ediyor. Esasında günlük 500 bin küsür insan şu dünyadan alemi ahirete göçüyor. Yani ölümün o güzel hakikatini her gün 500 bin insan imza ediyorlar. Şöyle bir sıraya değil de toplu olarak şehir şehir, ilçe ilçe olsa var ya, İnsan müthiş bir dehşete kapılır. Bugün sıra Bayrampaşa'da 500 bin insan birden gidecek. Bugün sıra Hindistan'da falan beldede. Esasında toplu olduğu zaman hakikaten dehşet verici bir şey. Kimse bir şey yiyemez, içemez. Ama Allah rahmet ve merhametiyle, hani üstadımız başka bir risalede ifade buyuruyor, araya sebepleri koyarak işi kolaylaştırmış. Abi adam diyor kalbi zaten sıkıntılıydı, Allah rahmet eylesin. İyi güzel. Öbürü onda kalp yoktu da adam frene basamamış. Tam fren yerine gaza basmış. Öbürü arkadan biri gelmiş çarpmış. Öbürü uyumuş. Öbürünün kafasına bir şey düşmüş. Öbürü aşağıya çekilmiş. Öbürü durup dururken vefat etmiş kalp krizi. Yani sebepler nihayetsiz. Cenab-ı Hak her birine bir sebep koymuş. Aa, bugün bizim mahallede birisi vefat etmiş. Nasıl vefat etmiş? İşte bugün o olunca aklıma böyle bir mana geldi. Çarşafı belediye otobüsünün kapısına takılıyor. Tam otobüs gidiyor. Bu da giderken çekiyor, altına alıyor, vefat ediyor. Sebep yani. Bu olmasa ne olacak? Sağlam adamlar kalmıyorlar ki. Hani adam sapa sağlam, onun için ona bir şey olmuyor. Yok ki böyle bir şey. Herkesin başına bir şey geliyor yani. Gelecek. Kimi biraz daha erken, Allah onu daha çabuk huzura alacak. Kimi geç. Sonuç itibariyle Cenab-ı Hak herkese bir sebebi halk eylemiş ve gidecek. Kafile kafile gidiyorlar. Şöyle toplu olarak düşünüldüğü zaman fevkalade bir faaliyettir bu yani.
Yanımızda bir kişinin vefat etmesi bizi bu kadar mahzun ediyor. 500 bin insan. Hayvanatı sayın bir de orada. Nihayetsiz bir faaliyet var, o tarafa doğru bir gidiş var yani. Bir otobanda insan bazen bakıyor, böyle arabalar ard arda dizilmiş, ya bu kadar araba nereye gidiyor diyorsun ya. Hatta bizim o taraflardan, doğudan gelen, tabii böyle çok kalabalıkları görmemiş birisi orayı görünce diyor ki, ya hayırdır bunlar, düğüne falan mı gidiyorlar diyor. Gariban bilmiyor. Koca koca arabalar hep böyle dizilmişler. Yan yana koyun, bütün o kadar insan huzur-u ilahiye gidiyor. O günde memleket değiştiriyor. Otogara günlük kaç insan geliyor? Otogarın ötesinde bir şey. Otogara ekleyin, havalimanında onu da ekleyin. Çok ötesinde bir şey, öbür memlekete gidiyor. Fakat farklı vasıtalarla oraya geçmek, farklı vasıtalarla oluyor. Fakat iman nazarıyla bakan bir mümin, insanların o cihete gidişleri, seyahatleri Adem alemine değil, göçebeler gibi, ne güzel tabirler ya, göçebeler gibi bir yayladan bir yaylaya intikaldir. Ve fani menzilden baki menzile, hizmet çiftliğinden ücret dairesine, zahmetler memleketinden rahmetler memleketine göç etmek olup Adem alemine değil diye bu ciheti memnuniyetle karşılar. Fakat yol esnasında ölüm, kabir gibi görünen meşakkatler netice itibariyle saadetlerdir. Çünkü nurani alemlere giden yol kabirden geçer. Ve en büyük saadetler büyük ve acı felaketlerin neticesidir. Mesela Hazreti Yusuf, Mısır azizliği gibi bir saadete ancak kardeşleri tarafından atıldığı kuyu ve Zeliha'nın iftirası üzerine konulduğu hapis yoluyla nail olmuştur. Ve keza rahm-ı maderden dünyaya gelen çocuk, mahut tünelde çektiği sıkıcı, ezici zahmet neticesinde dünya saadetine nail oluyor. Az bir şey kaldı, bunu da düz okuyup bitiriyoruz. Son cihet kaldı, arka cihet. Yani geride gelenlere felsefe nazarıyla bakılsa, yahu bunlar nereden nereye gidiyorlar ve ne için dünya memleketlerine gelmişler diye edilen suale bir cevap alınamadığından tabi hayret ve tereddüt azabı içinde kalır. Fakat nur-u iman gözlüğüyle bakarsa, insanların kainat sergisinde teşhir edilen garip, acip, kudretin mucizelerini görmek ve mütalaa etmek için Sultan-ı Ezeli tarafından gönderilmiş mütalacı olduklarını anlar. Ve bunlar o mucizenin derece-i kıymet ve azametine ve Sultan-ı Ezeli'nin azametine, derece-i delaletlerine kesb-i vukuf ettikleri nispetinde derece ve numara aldıktan sonra yine Sultan-ı Ezeli'nin memleketine dönüp gideceklerini anlar ve bu anlayış nimetine, kendisine iras eden iman nimetine elhamdülillah diyecektir. Mezkur zulmetleri izale eden iman nimetine elhamdülillah diye edilen hamd dahi bir nimet olduğundan ona da bir hamd lazımdır. Hamd edilmeye ikinci bir hamd lazımdır. Bu ikinci hamde üçüncü bir hamd, üçüncüye dördüncü bir hamd lazım. Ve helumme cerra. Demek bir hamd-i vahidden doğan hamdlerden ibaret, gayri mütenahi bir silsile-i hamdiye usule geliyor. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. وآخر دعواهم دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة